ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti. Bu fırtına, Güneş'teki Bölge 3664 adlı büyük ve karmaşık bir Güneş lekesi kümesinden kaynaklanıyor. NASA, devasa patlamanın görüntülerini de yayınladı. Fırtınanın Dünya'ya yaklaşmasıyla birlikte, yaygın voltaj kontrolü problemleri, uydularda sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunları, uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar yaşanması bekleniyor. Kesintiler saatlerce sürebilir veya bazı aletler tamamen çalışmayabilir. Bilim insanları, 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette bir jeomanyetik fırtına yaşanabileceğini belirtiyor. Fırtınadan dolayı Alabama ve Kuzey Kaliforniya gibi eyaletlerde kutup ışıklarının görülebileceği de öngörülüyor. Kuzey ışıkları, Dünya'nın manyetik alanıyla Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu oluşuyor. Bu patlamalar, binlerce atom bombasından daha fazla enerji açığa çıkarıyor ve milyarlarca megaton gücünde radyasyon yayıyor. Radyasyon genellikle kısa dalga radyo iletişimini etkiliyor ve Dünya'ya ulaşması 2 ila 3 gün sürüyor. Neyse ki Dünya'nın manyetik alanı bu yoğun radyasyondan insanları koruyor. Güneş'te 2025 yılında yoğunlaşan patlamalar bekleniyordu. Bu tahminler değiştirildi ve patlamaların 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor. Her 11 yılda en büyük boyuta ulaşan patlamaların çok şiddetli olabileceği ve elektrik hatlarını, iletişimi, bankacılık işlemlerini ve hatta elektrikli araçları etkileyebileceği öngörülüyor. Bu durumdan dolayı bazı komplo teorileri de dolaşıyor. Bazıları, dünyada elektrik kesintileri, iletişim kesintileri ve bankacılık sistemlerinde aksaklıklar olabileceğini, hatta elektrikli araçların çalışmayabileceğini savunuyor. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, olası bir enerji kesintisine karşı vatandaşlarını pilli radyo ve mum stoklamaya çağırdı. 2017'den beri en büyük güneş patlaması 13 Aralık'ta gözlemlenmişti ve bu patlamada hava yolunda iletişim aksaklıklarına yol açmıştı. Fırtınanın ne kadar şiddetli olacağını ve ne gibi etkilere yol açacağını kesin olarak tahmin etmek mümkün değil. Ancak yetkililer, olası bir felakete karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguluyor.